Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. AYT'nin son genel tekrarını yapıyoruz. 6. genel tekrar neler var hocam konularımızın içinde? Öncelikle oğlum bak gülmeyi görüyorum buradan. Ne yapalım? Yok hocam, değil estağfurullah. Mi? Evet, biliyorsunuz arkadaşlar ben saç ekiminin ikinci operasyonunu gerçekleştirdim. Ama öğrencilerimiz dersten geri kalmasın diye bu kabak halimle, kel olan halimle sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi Nagihan öğretmeniniz gülmüyor. Lütfen siz de gülmeyin. Evet, son genel tekrarımıza geldik. Evet. Nagihan böylelikle bitireceğiz. Burada neler var? Cumhuriyet döneminin özellikle roman hikaye kısmından bahsedeceğiz. Tiyatrosundan bahsedeceğiz. Gülme ve edebi akımlardan bahsedip bitireceğiz. Önce köy romanından, arkasından toplumcu gerçekçi romandan, sonra bireyin iç dünyasına esas alandan, modernizm, postmodernizm, Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ve edebi akımlardan da bahsedip ve bitireceğiz. Ama dediğimiz gibi bunlar genel tekrar videolar olduğu için daha seri, hızlı bir şekilde hatırlatma maksatlı bu son kısımları toparlayacağız. AYT için önemi nedir bu konuların? Çok bir soru geliyor mu? Tabii Cumhuriyet dönemi aslında LYS sisteminde çok daha değerliydi. Hatta o zaman 56 soru vardı biliyorsun. 13-14 soruya kadar Cumhuriyet döneminden bilmiyorum soru geliyordu. Şu anda soru sayımız maalesef kısıtlandığı için, 24 soru olduğu için ki Cumhuriyet döneminden de mesela eski ağırlığı da pek yok AYT'de, onu da söyleyelim. Ama geniş kapsamlı bir konu olduğu için soru gelirse de öğrencinin kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu bir kısım. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Evet, Cumhuriyet dönemi roman hikaye. Önce köy romanından bahsediyoruz. Bu arada mesela kitaplarda böyle Cumhuriyet dönemi köy romanı diye geçmez. Aslında toplumcu gerçekçi romanın içerisinde verilir ama ben ayrı bir başlık olarak değinmek istiyorum Nagihan. Evet. Şimdi köy romanına ne demişiz? Bir kere edebiyatımızda ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseridir. Başarılı ilk köy romanı ise Ebubekir Hazım Tepayran'ın Küçük Paşa adlı romanıdır. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet dönemi de dahil öyle toplumcu olarak gerçek bir gözlemle yazılan ilk başarılı roman ise Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı romanıdır değerli gençler. Peki köy romanı diye ayrı bir başlık atmamızı sağlayan şey nedir aslında Cumhuriyet nedir? Döneminde? Ondan bahsederim. Cumhuriyet döneminde köy enstitüleri açıldı. Biliyorsunuz ki çok değerliler. Tabii milli edebiyat, yani milli edebiyat değil milli eğitimimiz açısından son derece değerli bir aslında şeydi. Olsun. Ama maalesef kısa sürede kapatıldı köy enstitüleri. Köy enstitüleri neyi sağladı arkadaşlar? Köy çocuklarının, halk çocuklarının iyi eğitim almasını ne yaptı? Kesinlikle. Sağladı. Hatta Google'da köy enstitüleri diye görsellere bakacak olursanız orada tabii piyano çalan çocuklar değil mi? Hem tarım yapan çocuklar ve bu çocuklar kendi köylerine de gidip öğretmenlik yaptılar. Ve dolayısıyla da bu köy enstitüleriyle beraber aydınların da köye merak arttı Cumhuriyet döneminde. Yani gidip köyü görme, köy enstitüsteki çocuklara ders anlatma ve köyü gözlemlediler. Hem onlar da köyü anlatmaya başladılar. Bir de Nagihan köy enstitülerinden mezun olan çocuklar zaten köy gerçekliğiyle yetiştikleri için bunları da roman ve hikayelerini başarılı bir şekilde ne yaptılar? Anlattılar. Dedik. Peki bu sanatçılarımız kimlerdir? Onlara geçeceğiz. Türk edebiyatında köy dendiği zaman özellikle Cumhuriyet döneminde akla gelmesi gereken ilk kişi kimdir? Fakir Baykurt. Baykurt'tur. Onu diyelim. İlk başta Çilli adlı öyküsüyle tanınıyor. En önemli eserleri ise değerli gençler ki filmi de vardır. Çok da güzel bir filmdir. Yılanların Öcü, Onuncu Köy, Tırpan, Kaplumbağalar, Amerikan Sarısı gibi romanları vardır. Kimin? Fakir Baykurt'un. Özellikle Yılanların Öcü romanına dikkat ediniz değerli gençler. Talip Apaydın, Abbas Sayar, Kemal Bilbaşar gibi yine köy edebiyatının önemli temsilcileri var. Talip Apaydın'da Nagihan daha çok şu kırmızı kalemi alayım. Sarı Traktör eseri çok çıkar. Buraya dikkat etsinler. Abbas Sayar'ın Yılkı Atı. Hı. Yılkı Atı şey demek yani yabani at. Hayvan atları bırakırlar şeye, kendi kendilerine çuvalırlar, evet, şey yaparlar. Onlara yılkı denir. Yılkı Atı. Kemal Bilbaşar'ın Cemo Memosu. Yılkı Atkı yazmış arkadaşımız. Bir onu gördüm. Yılkı Atı olacak. Kemal Bilbaşar Cemo Memosu. Memo. Samim Kocagöz'ün Sem Amca adlı hikayesi var. Bununla beraber Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Kalpaklılar, Dolu Düzgün önemlidir değerli gençler. Dursun Akçam'ın Kanlı Derenin Kurtları, Köyden İndim Şehire adlı eserlerine dikkat ediniz. Bunlara dikkat. İşte köy romanı dediğimizde aklımıza bu sanatçıların gelmesi gerekiyor. Geliyoruz esas babalara, toplumcu, gerçekçi roman. Ki toplumcu gerçekçi şiirden de bahsetmiştik, evet, daha önce kısımda. Bu tarz romanlarda yazarlar Marksist düşünce yapılarını, ideolojilerini, eserlere ne yaparlar? Yansıtırlar. Şimdi Marksist demek ne demektir değerli gençler? Marksist deyince aklınıza sol ideoloji, solcu fikirler gelsin. Ve bu yazarlarımız şöyle düşünelim. Bir yazar sol ideolojiye sahipse ya da bir şair sol ideolojiye sahipse eserlerinde neyden bahseder? Tabii ki fakirlikten, yoksulluktan, yaşam mücadelesinden bahsederler. Zengin fakir ayrımı, ağa köylü ayrımı, işveren işçi, işçi mücadeleleri, aydın halk çatışması.
çatışması, öğretmen imam gibi çatışmalar üzerinde. Şu mesela şu günümüzde öğrencilere farklı gelebilir. Yani öğretmen imam niye çatışsın diye, ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında biliyorsunuz artık öğretmenler köy enstitüleriyle beraber köylere öğretmenler atanmaya başlıyor. Hı hı. Ama onun öncesinde eski devirde köyün her şeyi imam. Din görevlisi, yani öğretmeni de o. Tabii her şey o. Dolayısıyla da arada bir çatışma ne yapıyor? Meydana geliyor. Bu da eserlerde ne yapılır arkadaşlar? İşlenir. Tabii ki toplumcu gerçekçi dediğimize göre olaylar gerçekçi bir bakış açısıyla ne yapılmıştır? Anlatılmıştır. Gelelim toplumcu gerçekçi yazarlarımıza. Sabahattin Ali, Anadolu'nun köy ve kasaba yaşamından aldığı acıklı konuları gerçekçi bir bakış açısıyla ne yapar? Nasıl İşler. Akıcı yazar hem de. Evet tabi canım. Şiirlerinin pek çoğu da bestelenmiştir. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Beni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Kimindir? Sabahattin Ali'dir. Başka mesela Göklerde Kartal Gibiyim yine Sabahattin Ali'nindir. Pek çok şiir de bestelenmiştir. Hatta Çocuklar Gibi Sezen Aksu söylüyor ya. Mesela o da yine Sabahattin Ali'nin. Şu anda Spotify açıp Sabahattin Ali şarkıları dinlemek istedim. Ama Sabahattin Ali gerçekten çok değerli bir yazarımızdır. Onu da söyleyelim. Kuyucaklı Yusuf. Çok önemli. Küçükken okumuştum. Evet. Tabii çok önemli. Bir ara biliyorsun bu Kürk Mantolu Madonna. Böyle hep böyle paylaşımlar yapılır ya. O 2-3 sene önce böyle roman, kahve, Kürk Mantolu Madonna. Ama maalesef paylaşıldığı kadar da fazla okunmamıştır. Öyle tahmin ediyorum. İçimizdeki şeytan ki o bu çok tartışmalara da neden olmuştur. Hüseyin Nihalatsız'la. Hikayeleri Değirmen Sırça Köşk'tür. Sabahattin Ali'nin mutlaka okuması yazarlarımızdan birisidir. Bir başka önemli yazarımız Aziz Nesin. Aziz Nesin Türk ve dünya mizahının önde gelen ismidir. Bakın sadece Türk mizahının değil, dünya mizahının da önde gelen ismidir. Hatta Sabahattin Ali ile beraber bir dergi çıkartıyorlar. Marco Paşa dergisini çıkartıyorlar ki bu dergi sürekli kapatıldığı için değişik değişik isimlerle de çıkmıştır. Eserleri Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Gol Kralı, Zübük, Şimdiki Çocuklar Harika, Fil Hamdi, Damda Deli Var, Toros Canavarı ki bunlar tiyatro, romanlar var, hikayeler var. Eserleri vardır Aziz Nesin'in. Şiirleri de oldukça mizah içeren güzel şiirler. Tabii neydi o? Sizin beğendiğiniz bir şiir vardı. Uçuş şiiri. Evet. Çok internette bulunmayan ama. Yok. Onu bir ara bir bul getir, ben de merak ediyorum, tamam, bir görelim. Getir. Tamam mı? Sadri Ertem. Bak Sadri Ertem önemli. Nagihan belki sen de ilk defa duyacaksın. Türk Edebiyatı'nda toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan ilk romanı Sadri Ertem yazmıştır. Eserin adı Çıkrıklar Durunca. Bu bilgi önemli. Hatta o Kocaeli civarında yaşayan orada makineleşmenin getirdiği sıkıntıları anlatıyor. Yani çıkrıklar durunca diyor ya, dışarıdan ithal mallar gelince oradaki insanlar o el işi tezgahlar duruyor. Oradaki yaşanan zorlukları anlattığı eser Çıkrıklar Durunca, toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan edebiyatımızdaki ilk romandır. Allah bilinmiyor ya. Evet dikkat. Kendimden utandım. Yok Kemal Tahir niye? Sen hiç kendinden utanma. Kemal Tahir. Evet şimdi Kemal Tahir de duydun değil mi Kemal Tahir'i? Evet tabii. Kemal Tahir ama çok böyle bir abimiz. Böyle çok çıkıntı. Her şeyi tabii eleştiren öyle insanlar var ya, mesela köy enstitülerini de eleştirmiştir. Yani normalde hani sol bakış açısından köy enstitüleri hep övülür biliyorsun ama köy enstitülerini bile eleştirmiş. Siz burada çocukları sömürüyorsunuz, köy çocuklarını falan filan, öyle bir abimiz her şeyi eleştiriyor. Bilimsel metotla köy romanı yazmış, Anadolu romanı çığırını açmıştır. Şimdi bu şu demek Nagihan, tabii Cumhuriyet döneminde artık gerçek anlamda Anadolu anlatılmaya başlanıyor. Şimdi daha önce milli edebiyatta olsun, daha önceki dönemlerde olsun aydınlar Anadolu'yu görmüyor. Ama bunlar görerek anlattıkları için gerçekçi Anadolu romanları ilk kez o dönemde yazılmıştır. Bu romanların konusu Çankırı Çorum dolaylarından, cezaevi yaşantısından, eşkıya menkıbelerinden ve tarihten alır Kemal Tahir. Ha bu Çankırı Çorum dolayları falan da çünkü sürekli biliyorsunuz toplumuz gerçekçi yazarların şöyle bir özelliği var. Yaşamlarının bir bölümünü mecburen hapishanede geçirdikleri için Çankırı Çorum'da da hapis yatıyor Kemal Tahir. Hatta merak eden arkadaşlarımız Google'dan o fotoğraflara bakabilirler. Nazım Hikmet'te de fotoğrafları var. Kemal Tahir'in beraber yatmışlıkları da var. Onu da söyleyelim. Bu tarz tarihi romanlar da yazmışlar. Hatta tarihi romanları böyle belli bir dönemi arka arkaya anlattığı için Nagihan nehir romanı özelliği de ne yapar? Taşır. Aynı zamanda bu romanlar tezli roman özelliği ne yapar? Gösterir. Tezli roman demek ne demektir? Bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla bilimsel yazılan romanlardır. Sağırdere, Esir Şehrin insanları, Rahmet Yolları Kesti, Devlet Ana ki Osmanlı'nın kuruluşu anlatılır. Kurt Kanunu, Yorgun Savaşçı, Kurtuluş Savaşçı yılları anlatılır. Yol Ayrımı, Göl İnsanları gibi eserler vardır Kemal Tahir'in. Esir Şehrin insanları bayağı meşhur. Evet. Geliyoruz bir başka abimize. Adanalılara geliyoruz. Orhan Kemal. Gerçek adı Mehmet Raşit
öğütçüdür. Adanalıdır. Hatta babası normalde aslında varlıklı bir ailenin çocuğu. Babası milletvekilliği falan yapıyor ama babası da böyle sol görüşe sahip olduğu için pek tutunamıyor tabii ki yani şeyde. Daha sonra Suriye tarafına gidiyorlar, geri geliyorlar falan filan. Daha sonra Orhan Kemal küçük yaştan beri yaşamı hep zorluklar içerisinde geçmiştir. Gençler hemen hemen her işi yapmış Orhan Kemal. Yani bulaşıkçılık yapmış, ayakkabı boyacılığı yapmış, simitçilik yapmış. İstanbul'a gelmiş daha sonra orada yine çok güzel romanlar. Şimdi öğrenciler şöyle zannediyor. Şimdi Orhan Kemal ya da bu yazarların şu anda çok meşhur oldukları için sanki bu insanlar ki hani ünlü olmayla günümüzde zengin olmayı bir tutuyorlar ya. Halbuki bu insanların yaşamı gerçekten çok zor geçmiştir maddi anlamda. Orhan Kemal de onlardan birisidir. Onu da söylemiş olalım. Çukurova'daki yaşamı büyük şehirlerdeki yaşam kavgasını eserlerinde ne yapar? İşler. Hayatı boyunca pek çok işe çalışmış. Dediğim gibi geçim sıkıntısı çekmiştir. Dolayısıyla da direkt kendi gözlemlediği için eserlerde de bunu başarılı bir şekilde ne yapmıştır? Yansıtmıştır. Önemli eserleri Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği ki pek çok defa dizi ve sinemaya uyarlandı. Gurbet Kuşları, Baba Evi, El Kızı, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Ekmek Kavgası gibi eserler vardır. Hatta Orhan Kemal'in şöyle ilginç bir şeyi de var, onu da anlatayım. Orhan Kemal tam tabii ki o dönemde bütün gençler gibi Nazım Hikmet hayranı. Askerdeyken Nazım Hikmet'in kitabını gizli gizli okuyor, yasak tabii ki. İlginç tarafı Nazım Hikmet kitapları okuyor diye hapse atılıyor. Hapiste de Nazım Hikmet'le koğuş arkadaş oluyor. Düşün yani hayran olduğun birinin kitabını okuduğun için hapse giriyorsun ve onunla koğuş arkadaş oluyorsun. Tabii gençler o dönemde daha çok şiire meraklı ya. Şiirler yazıyor Orhan Kemal, hatta gidip Nazım Hikmet'e de okutuyor işte. Aha bir şiirlerim ben nasıl? Ben bunu yazdım baksana falan. Nazım Hikmet ne diyor peki? Ne diyor? Pek de kırmamak için Orhan'a diyor ki, Orhan diyor sen diyor roman yazsan da. Ondan sonra roman hikaye dönüyor. İyi ki de demiş yani Nazım Hikmet. Tabii olarak yine şiir yazamam. Ya yaz ama sen diyor roman hikaye yazsan daha iyi olur diyerek Orhan Kemal'i romana yönetmiştir Nazım Hikmet. Evet. Yaşar Kemal bir başka güzel abimiz. Ya, asıl adı Kemal Sadık Göyceli'dir. O da Adana Çukurova yöresinde yaşamıştır. Dolayısıyla da bu da Çukurova'yı anlatıyor. Ama Orhan Kemal ile Yaşar Kemal'in Çukurova anlatısında şöyle bir fark var. Orhan Kemal daha çok işte böyle kent yaşamı üzerinden, oradaki işte pamuk işçileri üzerinden Çukurova bölgesini anlatırken, Yaşar Kemal onunla beraber Çukurova'daki yaşam, doğa, efsaneler, gelenek, görenekler, onları da işin içine katarak ne yapmıştır? Anlatmıştır. Hı hı. Çukurova'ya adeta bir fon olarak ne yapmıştır? Kullanmıştır. Hatta acayip betimlemeleri var. Şeyde İnce Mehmet'te bilirsin. Yani bir atı bile sayfalarca ne yapabiliyor? Betimleyebiliyor değerli gençler. İşte hatta Yaşar Kemal yazarla röportaj ile başlamış Çukurova Yana Yana diye şeyi bir vardı. Vardır. Çocuklar insandır diye sonradan kitap haline getirilen Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle gün yayınlanmış röportajları ki vardı. Ki zaten Nagihan sözünü kesiyorum gazetecilikle başlıyor zaten sonra. İstanbul'daki şey sokakta yaşayan çocuklarla yaptığı röportajlar gidip onlarla arkadaş olup bayağı bir müddet onlarla yaşıyor muazzam ve onun ya. Üzerine öyle bir kitap çıkıyor. Şu çok an, iyi vallahi. Tavsiye ederim. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiş maalesef kazanamamıştır onu da verelim. Sarı Sıcak öykü türünde eserdir İnce Mehmet. Ha şimdi diyoruz ya hani edebiyat ezber dersi değildir her şeye dönemem diyoruz ama. Çok da ince diye bir esir yapasım geldi. Doğru kalın kalın. ama bazı eserler var ki gençler bunları artık bir zahmet bilelim. Evet. Yani İnce Mehmet liseyi bitiren bir insanın Türkiye'de lise okumuş bir insan eğer İnce Mehmet'in Yaşar Kemal'in bir eser olduğunu bilmiyorsa gerçekten ayıp. Bu ayrı bir şey. Ama her şeyi de ezberlemeyin tabii ki. Tamam mı? Yer Demir Gökbakır, Orta Direk, Ölmez Otu, Demirler Çatısı Cinayeti, Ağrıdağ Efsanesi gibi eserleri vardır. Muzaffer Üzgü toplumda gördüğü aksatları mizahi bir dille anlatmıştır. Zıkkımın Kökü, İlyas Efendi, Halodayı gibi eserleri bizim ilkokula var. Gelmişti imza attırmıştım. Denizli'ye. Yok İzmir. İzmir'e mi? Cevat Şakir Kabaağaçlı bir diğer adıyla Halikarnas Balıkçısı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı ben burada toplumcu gerçekçi içerisine vermişim ama bireyin iç dünyasına esas alanlarda da verilebilir. Onu söyleyeyim öğrencilere. Bodrum'a sürgün edilmiş şansa bak. Düşünsene sürgün edilmiş nereye? Bodrum. Bizde öyle bir şans olsa neyse şimdi şehir ismi söylemeyeyim. Rencide olmasın da başka bir yere gönderirlerdi. Çok sevdiği için hadi Bodrum'a ama tabii o zamanlar Bodrum köy. Şimdiki gibi değil yani. Tabii cıstır, tabii. Cıstır, ya, oralardaki köy. İnsanlara da çok büyük katkıları tabii olmuş ki. Aslında. Bu Akyaka Marmaris arasında o çok nostaljik filmlerin dizilerin çekildiği ağaçlı bir yol vardı. Oradaki ağaçları diktirme konusunda da bayağı katkısı olduğu söyleniyor. Cevat Şakir Kabaşlı mı? Doğrudur. Zaten oraya aşık oluyor adeta Bodrum'a ve orada da yaşadığı için Bodrum'un eski ismi de Halikarnas olduğu için kendisine Halikarnas Balıkçısı da denmiştir. Mavi Anadoluculuk anlayışına bağlı bir hümanisttir. İnsan sevgisini ortaya koyar. Mavi Anadoluculuk zaten ne dediği belli. Anadolu'nun güzellikleri, balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, deniz yaşamını eserlerinde ne yapmıştır? Anlatmıştır. Hatta Cevat Şakir Kabaaşlı'nın eserlerini okuduğunuz zaman denizcilikle ilgili pek çok terimi de ne yapıyorsunuz? Öğrenebiliyorsunuz. Mesela Aganta, Burina, Burinata. Ne güzel isimler. Ne demek acaba?
Ne demek? Aganta, Burina, Burinata denizciler şeye gittikleri zaman yani bu bir seslenme gibi. Hani haydi vira gidelim gidelim. He. Aganta, Burina, Burinata ben de senin deri gibi. Oradan devam. Ötelerin çocukları, deniz gurbetçileri, mavi sürgün gibi eserleri vardır. Cevat Şakir Kaba Aşkı'nın. Necati Cumalı gerçekten enfes sanatçılarımızdan birisi de Necati Cumalı'dır. Ben burada toplumcu gerçekçiler içerisinde aldım. Necati Cumalı'yı mesela tiyatro başlığı altında da alabiliriz. Şiir, hikaye, roman, tiyatro türünde eserleri vardır. Mesela nasıl ki Orhan Kemal ile Yaşar Kemal daha çok Çukurova üzerine eser veriyorsa Necati Cumalı da Ege bölgesi üzerine eserlerini vermiştir. Zaten belli bak tütün zamanı, acı tütün, viran dağlar, roman türünde eserleri, susuz yaz, nalınlar, boş beşik, tiyatro türünde eserleridir. Susuz yaz hatta sinemaya uyarlanmış ve yurt dışında ödül alan ilk Türk filmi olmuştur. Geliyoruz bireyin iç dünyasını esas alan eserlere. Şimdi bireyin iç dünyası belli zaten. İnsan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gereği içindedirler. Bireyin ruhsal bunalımları, kendiyle ve toplumla hesaplaşmaları ve yalnızlığı ne yaparlar? İşler. Aslında günümüz insanlığı muhtemelen beni anlatıyor zaten orada sıkıntı yok. Bunu anlatmışlardır. Bununla beraber yani iç gözlem, iç konuşma, bilinç akışı teknikleri de sıklıkla bu romanlarda ne yapılır? Kullanılır. Peyami Safa. Peyami Safa zaten Türk Edebiyatı'nda psikolojik roman dendiğinde akla gelmesi gereken ilk isimdir. Değerli gençler, şüphe ve tereddüt en çok üzerinde durduğu iki duygudur. Eserlerinde otobiyografik unsurlar görmek mümkündür. Bir de zaten burada şu var. Bir yazar psikolojik romanda çok başarılıysa büyük ihtimalle zaten otobiyografi yazıyordur. Çünkü neden? Ne kadar dışarıdan gözlemlersen gözlemle en iyi insan kendini bilir değil mi? Yani iç dünyasını daha başarılı bir şekilde ne yapar? Ortaya koyar. Hatta Dokuzuncu hariciye koğuşu bayağı tabii, çok küçükken okumuştum ağlaya ağlaya. Kendi yaşamıştı oradaki çocuğunu ezilmişliği değil mi? Allah'ım evet. Para kazanma kaygısıyla Cingöz Recai adıyla polisiye roman dizisi yazmış. Hatta burada kendi ismini kullanmak istememiş. Yani orada çünkü hani biraz para kazanma kaygısı oldu. İçin edebiyat, edebilikten de biraz ödün vermiş. Kendi ismini kullanmamış, annesinin ismini kullanmış. Server Bedia, Server Bedi takma adını kullanmıştır. Kültür Haftası adlı bir de dergiyi çıkartmıştır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kesin olarak bilmemiz gereken romanlardan birisidir. Hasta çocuk değil mi? Onun iç dünyası, ezilmişliği, platonik aşkı değil mi? Falan filan. Fatih Harbiye Doğu Batı karşıtlığının işlendiği bir eser. Sözde Kızlar, Bir Tereddütün romanı. Şu da çok güzel bir roman. Yani çok da komik bir roman. Okumak isteyen varsa okusun. Matmazel Noralya'nın Koltuğu. Biz İnsanlar Yalnızız gibi eserleri vardır Peyami Safa'nın. Abdülhak Şinasi Hisar toplumsal konulardan uzak durmuş. İstanbul'un seçkin kesiminin yaşamını, yalıları, köşkleri, çocukluk ve gençlik yıllarını anlatmıştır. Özellikle geçmiş yaşama özlem. O da özellikle o İstanbul'un eski yaşamı, Osmanlı'nın son dönemleri, zengin yaşamını anlatmıştır. Fehim Bey ve Biz, Çamlıca'daki eniştemiz zaten isminden belli. Ya anılarda da bakın Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yalıları, geçmiş zaman köşkleri kimindir? Abdülhak Şinasi Hisar'ındır. Kemalettin Tuğcu. Kemalettin Tuğcu var ya şimdi sen bilirsin. Veysi Baba, Üvey Baba, Korkunç Yıllar. Yani öyle okuduğun zaman hatta böyle çocukları korkutmak istiyorsan direkt Kemalettin Tuğcu oku. Çocuk zaten mum gibi oluyor korkusundan. Üvey anne gelirse hep böyle şeyler arkadaşlar. Çocuk romanlarıyla ön plandadır ama hep böyle şey. Biraz da böyle üvey anneler, üvey babalar, o çocuğun çektiği sıkıntılar. İşte Gaddar Üvey Baba, Kötü Ruhlu Üvey Anneler pek çok romanında görülür Kemalettin Tuğcu'nun. Çocuğa okutturun. Ahmet Hamdi Tanpınar ki kendisinden saf şiir kısmında ayrıntısıyla bahsetmiştik ama gerçekten de Türk Edebiyatı'nın değeri sonradan anlaşılan, kat kat da anlaşılmaya devam eden, belki ileride çok daha fazla anlaşılacak olan yazarlarından birisidir. Mahur Beste, Huzur. Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Aydaki Kadın gibi eserleri vardır Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Tarık Buğra. Evet. Değişen hayat şartları ve toplum üzerindeki farklılaşma karşısında bireyin açmazlarını eserlerinde işlemiştir. Değişen hayat şartlarından kastım şu. Tabii Cumhuriyet'in ilk yılları insanlar açısından da değişik yıllar. Yani şöyle hayal edebiliyor musun? Osmanlı var. Tamam mı? O yıllarda yaşadığını düşün ilk yıllarda. Her şeyi görüyorsun. Yani imparatorluk yıkılmış değil mi? Savaşı gördün. İmparatorluk yıkıldı. Cumhuriyet ilan edildi. Dedem yaşamış ha. Anlatıyor hocam. Tabii i̇şte tabii. 1919 doğumlu. Düşün abi 1919. Tam işte deden. Yani evet. Her şeyi görmüşler. Yani anlatıyor. Hatta onun daha öncesini düşün. Yani 1900'lerde doğanları düşün. Yani Osmanlı'yı da görenler o aralıkta. Dolayısıyla bu insanlar biraz kafa karışıklığı ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. İşte Tarık Buğra buradaki kafa karışıklıklarını eserlerine işlemiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı eser nedir? Küçük Ağa'dır. Osmancık'ta Osmanlı'nın kuruluşunu anlattığı romandır. İbiş'in Rüyası, tiyatrocu Naci Özcan'ın hayatı anlatılır. Siyah Kehribar, Firavun İmanı gibi eserleri vardır.
Samiha Ayverdi ki 3 yıl önce falan sınavda çıktı soruda. Kenan Rıfai adında bir şeyhten etkilenmiş, eserlerinde tarih ve tasavvufa geniş yer vermiştir. Bir üçüncüsü de İstanbul'dur. Yani tarih, tasavvuf ve İstanbul üçlüsü Samiha Ayverdi'de görülür. İstanbul romanisi olarak da tanınır. Aşk Buymuş, İbrahim Efendi Konağı adlı eserleri vardır. Mustafa Kutlu yine mütedeyyin. Yani İslami görüşe de sahip bir yazarımızdır. Zaten Dergah Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yapmış. Zamanla toplumsal temalara da yönelmiştir. Yoksulluk içimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Ortadaki Adam gibi eserleri vardır. Selim İleri romanlarında aydınların içine düştüğü bunalımı ve yaşadıkları çıkmazları anlatır. İşte aydınlar kendi yalnız hissetme falan. Cihangir solcusu öyle işte. Onları ne yapmış? Evet. Anlatmış. Cumartesi Yalnızlığı. Çok güzel bir eserdir. İsmi de güzel değil mi? Cumartesi Yalnızlığı. Çok iyi. Pastırma Yazı. Her Gece Bodrum gibi eserleri vardır Selim İleri'nin. Zeyyat Selimoğlu gemi adamlarının hayatlarını daha çok eserlerini istemiş. Karadeniz Balıkçıları onun öykülerinde sıkça işlenir. Tutkunun Köleleri, Direğin Tepesinde Bir Adam gibi eserleri vardır. Zeyyat Selimoğlu. Geliyoruz modernist, postmodernist eserlere. Hadi bakalım. Buyurun. Şimdi önce sanırım öyle yapmıştım. Güzel. Hem modernizmin hem postmodernizmin özelliklerini bir görelim. Sonra sanatçılara geçelim. Tamam. Modernizm geleneksel olanı reddetmektir. Çünkü modern olmak için eskiyi ne yapman lazım? Reddetmen yani. Lazım. Modernist yazar gerçek, düş, bilinç, bilinç altından birer tutam alarak romanı ne yapar? Mükemmel oluşturur. Bir anlatım. Yemek tarifi gibi öyle. Kişilerin daha çok iç dünyaları üzerine durulur, iç monologlara ve bilinç akışına sıkça yer verilir. Aslında demek ki bireyin iç dünyasını esas alan eserlere ne yapıyor? Benziyor. Geriye dönüş tekniği ile klasik zaman zinciri kırılır. Buraya dikkat. Bu aslında dizilerden falan da örnek verilebilir. Yani mesela modernist romanda belki olayın başlamasıyla bitmesi 24 saattir. Ama 800 sayfadır kitap. Hayda. Ya bir günü 800 sayfada nasıl anlattın sen? Ne yapıyor? Sürekli geriye dönüşler. Çocukluğunu hatırlama değil mi? Bunların hepsi, hatta o kadar çok sık yapılır ki bazen. Bu şimdi mi yaşanıyor? Gelecekte mi yaşanıyor? Okur da ne yapabilir? Karıştırabilir. Alegorik anlatım ön plandadır. Alegorik nedir? Sembollerle anlatım. Yani böyle direkt vermektense orada kahramanların seçilen isimleri, başlarından geçenler, oradaki kavramlar, eşyalar bile bir şeyleri sembol edebilir. Kafam kaşınıyor gençler. Bireyin bunalımları, toplumla çatışması, huzursuzluğu anlatılır. Roman ve hikayelerde çağrışıma yer verilir. Şiirsel anlatım benimsenir modernizmde. Şimdi bir de bunun biraz daha böyle karışık şekli var. O ne? Postmodernizmdir. Modernizmin sorgulanmasıyla ön plana çıkar. Yani modernizm de artık yeterli gelmiyor. Bundan daha başka bir şey yapılması lazım denilip postmodernizm ortaya çıkıyor. Hatta postmodernizmde şöyle bir şey var. Yazar, bunu hoşuna gider Nagihan, bence sana uygun, bir topluluğun üyesi olmaya karşıdır. Kendi bireyselliğine eğmen kılmaya çalışır. Yani ben illa bir sanat anlayışının, bir görüşün içinde olmak zorunda değilim diyor. Yani ben özgürüm, istediğimi yaparım diyor. Buradaki şey bu postmodernizmde. Bu tarz romanlarda, bak bu çok önemli, son belirsizdir. En sevdiğim. Hatta öyle ki gençler, alırsın postmodernist romanı. Şimdi okuyorsun, heyecanlanıyorsun, ne olacak, ne bitecek falan filan. Ondan sonra son bir sayfa bitirdin. Bir bitiyor. Ne oldu? İki çocuk da ortada kalıyor. Yani ne oldu, nereye bitiyor, ne yapıyor hiç. Yani sonunu yazar bırakabilir, kendini okura bırakabilir gibi. Tek bir konu tek bir bakış açısından işlenmez. Çok yönlü değişik bakış açıları bir arada ne yapılır? Kullanılır. Somut gerçeklikle soyut gerçeklik iç içedir. Yani böyle yani hangisi gerçek, hangisi soyut. Hatta şunu da şey yapayım. Hayal dünyasının kişileri, masal kahramanları birlikte anlatılır. Burada aslında en güzel örnek, öğrencim kafasında şekillensin diye bir diziden örnek verelim. Bu Leyla ile Mecnun dizisi vardı, bilir misin? İşte Leyla ile Mecnun dizisi tam postmodernist. Neden? Orada mesela bir aksakallı dede vardı dizide biliyorsun. Hayır, gerçekte var mı yok mu ayırt edemiyorsun. Değil mi? Yani o var mı yok mu? Hatta Dostoyevski geliyor mesela mahalleye değil mi? Beraber kuru fasulye yiyorlar. Neler neler. Absürtlük tamam mı? Hatta zaten dizinin sonunda tam postmodern bitirdiler. Yani orada işte hayaliymiş falan filan değil mi? Roman içinde farklı edebi türlerden yararlandır. Mesela mektup türü işin içine girebilir. Tiyatro türü girebilir. Değişik değişik teknikler. Mesela uzun uzun cümleler. Bir sayfalar dolusu cümle bitmeyebilir postmodern romanda. İşte onu da şununla yapıyorlar. Dille oynama, dilin olanaklarını sonuna kadar kullanma bu anlayışın en belirgin özelliğidir. Mecaz anlamlar, soyutlar, uzun cümleler, devrik cümleler, karışık şeyler. Yani okuduğun zaman kafan karışacak postmodernist romanda. Onun için diyoruz ya mesela Tutunamayanlar romanı herkes okuyamıyor. Bakıyorsun başta bitirebiliyor. Evet gelelim modernist, postmodernist gibi. Evet. Anlamıyorsun okurken başta sonradan toparlıyorsun da.
Şimdi anlat anlatsan. Evet, geliyoruz. Şimdi modernist, postmodernist sanatçılarımıza geliyoruz. Nagihan Said Faik Abasıyanık güzel insan. İlk öykülerinden Mopasan tarzı hikayeler yazmış, sonra Çehov tarzına yönelmiştir. Kalabalık içinde fark edilmeyen küçük insanların hikayelerini anlatmıştır. Balıkçılar, boyacılar, demin demiştin ya Yaşar Kemal sokak çocuklarıyla gitmiş, yaşamış onların. İşte Said Faik de öyle yapıyor zaten. Balıkçılarla gidiyor, sohbet ediyor. Tam bir aslında şöyle bir şansı var Said Faik'in. Aileden de varlıklı olduğu için çalışmasına gerek kalmıyor. Zaten hiçbir iş yapmamış Said Faik hayatı boyunca. Orada biraz da şey yapmış ama hani işiniz ne dediği zaman bir şey diyemediği için orada biraz da şey yapmış. Hani yazar, sanatçı da deyip geçiyormuş. Öyle bir durumu var. Öyle olduğu için hep böyle gezmiş, dolaşmış, insanları gözlemlemiş ve onları da eserlerine ne yapmıştır? Yansıtmıştır. Öykülerinde İstanbul'u ve adaları fon olarak kullanılır. Kendisine İstanbul öykücüsü denir. Her şey bir insanı sevmekte başlar sözünü söyleyecek kadar da hümanisttir. Gerçi daha sonra bu sözünden vazgeçmiş. Onun neyse girmeyelim. Şimdi ama çok da hümanisttir. Hümanistini şöyle örnek verelim. Mesela Darüşşafaka var biliyorsun. Darüşşafaka'da biliyorsunuz yetim öksüz çocuklar eğitim görüyor. Bir ara Darüşşafaka'ya gidiyor görmeye. Said Faik orada çocuklarla tanışıyor. Oradan çok etkileniyor. Hatta annesine de şeyi söylüyor. Yani ben ölürsem ya da şey yaparsak mal varlığımızı şeye bağışlayalım. Darüşşafaka'ya. Ki maalesef annesinden önce vefat ediyor Said Faik. Bunun üzerine hatta şu anda siz Said Faik kitabı alırsanız herhangi bir kitabı oradan aldığınız kitabın şeyi telifi kime gidiyor? Darüşşafaka'ya gidiyor. Böyle de güzel bir insan Said Faik Abasıyanık. Medarı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, roman türünde eserleri, Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar, Mahalle Kahvesi, Alemde Ada Var Bir Yılan. Bir de şiir var. Şimdi Sevişme Vakti. Hatta bu bestelendi şey tarafından. Neydi o grubun adı? Bir Kuş Konsabadi Var Mı Ama Ezgi'nin Günlüğü. Evet. Oğuz Atay. Oğuz Atay Türk Edebiyatı'nın ilk postmodern romanı kabul edilen Tutunamayanlar romanını ne yapmıştır? Yazmıştır. Bu romanla TRT Roman Ödülünü kazanmış, romanlarında iç konuşma ve bilinç akışına sıkça yer vermiş, karmaşık bir gerçeklik ortaya koymuştur. Oldik değil mi? Şeyde Tehlikeli Oyunlar da böyle hayali kahramanlar, konuşmalar falan filan. Eserlerine baktığımız zaman Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamı'nın romanı Korkuyu Beklerken tehlikeli vardır. Tehlikeli Oyunlar'ın tiyatrosu da yapıldı, hala oynuyor evet. Ve müthiş bence. Müthiş. Oğuz Atay maalesef genç yaşta ölmüştür. Aslında daha çok yaşasaydı neler yazacaktı. Maalesef genç yaşta kaybettik. Bir de kendisi şöyle bir ilginç şey var. Mühendis. Yani edebiyat ya da sosyal bilimci değil. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam öğretim görevlisi o alanda. Öyle de bir durumu var. İşte, Oğuz Atay'ın. Enteresan bir yetenek ya. Çok acayip. Evet. Bilge Karasu. Bilge Karasu ismi sizi yanıltmasın. Erkek bir yazarımız. Gece adlı romanıyla 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü kazanan tek Türk yazardır. Eserlerinde korku, sevgi, inanç, inançsızlık gibi kavramları imgesel olarak ne yapmıştır? Anlatmıştır. Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi gibi eserleri vardır. İnci Aral aynı zamanda resim öğretmenidir. Eserlerinde kadın kimliğini ve sorunlarını sıklıkla işler. Hatta biraz bu konuda eleştirilmiştir de. Çünkü her eserde böyle bir feminizm, hep kadın sorunları da işlemiş İnci Aral. Ölü Erkek Kuşlar, Mor, Yeni Yalan Zamanlar, İçimden Kuşlar Göçüyor, Ağda Zamanı gibi eserleri vardır İnci Aral'ın. Biz de OSH Radyo'da kendisini konuk etmiş, sohbet etmiştik. Gerçekten güzel bir insan. Buyurun. Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk ve tek Türk yazardır. İnşallah bundan sonra başka yazarlarımız da kazanır. Doğu-Batı sorununu felsefi ve kültürel açıdan ne yapmıştır? Ele almıştır. Bir de Oğuz Atay biraz şu yönden Said Faik'e de benzer. Said Faik dedik ya sadece yazarlık yapmıştır. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk da tabii aileden varlıklı olduğu için tabii ki üniversite okumuş, gazetecilik okumuş, iletişim fakültesi okumuş ama hayatını sadece roman yazarak yani profesyonel mesleği de zaten yazarlık. Zaten Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon dolar gibi bir 1,5 milyon dolar gibi ödülü var. Ondan sonra zaten hiçbir şey yapmasa da olur. Zenginin malı, fakirin çilesini. Bilmiyorum nereden aklıma geldiyse. Hayır şimdi saç çok ya Nagihan şu anda kafa biraz yoruyor. Cevdet Bey ve Oğulları, Kara Kitap, Kar, Sessiz Ev, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı gibi ve daha pek çok eseri vardır Orhan Pamuk. Geldik benim en sevdiğim yazara. Yusuf Atılgan. Yusuf Atılgan, Aylak Adam bu çok güzel bir romandır. Anayurt Oteli biraz böyle karamsar. Biraz Anayurt Oteli'nde şey var ama ben daha çok Aylak Adam'ı seviyorum. Okudun değil mi? Bay C. Aylak Adam gerçekten muazzam. Bu ara kitap okumak isteyen öğrencilerimiz varsa ince de zaten. Evet. Güzel akıyor da Aylak Adam'ı okuyabilirsiniz gençler. Onu söyleyebilirim. Psikolojisini yabancılaşma yalnızlığı başarıyla işlemiştir. Zaten iki romanı var. Aylak Adam ve Anayurt Oteli. Adalet Ağoğlu tabii kadın yazarlarımızdandır. Eserlerinde yakın dönemde toplumda yaşanan çalkantıları aydın kesimi psikolojisini işler. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır, Fikrimin İnce Gülü gibi eserleri vardır. Firuzan yine kadın yazarlarımızdan birisidir.
İlkokuldan sonra eğitimine devam edememiş ama kendi kendisini ne yapmıştır? Geliştirmiştir. Hatta Almanya'ya göç etmiş ve o Almanya'daki göçmen Türklerin yaşamını da gözlemlediği için bunu da eserlerine yansıtmıştır. Eserlerinde yurtlarda kalan çocukların dramını, kadınların ve göçmenlerin sorunlarını işlemiştir. 47'liler, parasız yatılı önemli eserlerdir. Sorularda gelir. 47'liler de 68 kuşağını anlatır. Parasız yatılı da zaten adından da anlaşılacağı üzere yurtta kalan çocukları anlatır. Rasim Özdenören, İslami kimliğine rağmen inançlarını okurlarına dayatmadan eserlerini oluşturmuş. Gül Yetiştiren Adam romanı ve Çok Sesli Ölüm, Çok Sesli Bir Ölüm adlı hikayesi önemlidir. Sorularda gelebilir. Vüsat O. Bener ya da Vüsat Orhan Bener, çağdaşı hikayecilerden farklı bir yol tutturan sanatçı, sürekli diyaloglara kullanarak. Tiyatro oyunları da var zaten. Vardır, evet. Sonraki hikayelerinde soyut bir dünya kurmaya çalışmış. Hikayelerin içine kendisi de girmiştir. İpin Ucu diye bir evet. oyunu var mesela. Doğrudur. Şu roman önemli. Sorularda gelebiliyor Nagihan. Buzul Çağı'nın virüsü. İlginç de bir ismi var. Dost Yaşamasız gibi hikayeler de var. Nagihan öğretmeninizin dediği gibi tiyatroları da var. Nazlı Eray. Yine benim çok sevdiğim, bizzat da tanıştığım o şey radyo vesilesiyle birkaç defa da görüştüğümüz. Türk Edebiyatı'nda büyülü gerçekçilik anlayışının kurucusudur. Hatta şeyde kullanırken ben yaptım, onu ben kurdum falan diye orada biraz geyini de yapmıştık Nazlı Hanım'la. Büyülü gerçekçilik demek ne demek? Adı üzerinde dış gerçeklikle hayalin iç içe geçmesi. Mesela Nazlı Eray'ın bir hikayesinde şöyle bir durumu anlatırsam sanırım daha net belli olur. Diyelim ki romanın kahramanı ya da hikayenin kahramanı geliyor. Bir bakıyor bir kalabalık var, tamam mı? Kalabalığı şey yapıyor, bir bakıyor yerde biri yatıyor, tamam mı? O yatan kişi kendisi mesela. Anladın mı? Yani rüya, gerçeklik, bilinçaltı. Evet, evet. Ki 16 yaşında ilk öyküsünü yazıyor. Öykü Monsieur Hristo. Monsieur Hristo da kendisi anlatmıştı. İstanbul'daki apartmanlarının kapıcısı Hristo diye, tamam mı? Onudan tasarlayarak yazmış. Hristo işte bir gün güvercin oluyor, İstanbul'un üzerinde uçuyor. Böyle bak düşün, 16 yaşında bunu yazmış ve bu Türk Edebiyatı'ndaki ilk büyülü gerçekçi eser olarak da kabul edilir. Hatta kendisi hukuk fakültesini kazanıyor. İkinci sınıfta bırakıyor falan filan. Dedim pişman mısınız? Pişmanmış. Eserleri Aşkı Giyinen Adam, Ay Işığı Sofrası, Pasifik Günleri roman, Ay Falcısı, Ah Bayım Ah, Kız Öpme Kuyruğu gibi hikayeler vardır Nazlı Eray'ın. Yine öğrencilerimiz böyle şu ara hoş kitaplar okumak istiyorlarsa önerebiliriz. Latife Tekin yapıtlarında aynen Nazlı Eray gibi büyülü gerçekçilik ki Latife Tekin hanımefendiyle bununla da bu Latife Tekin'le de görüştüm falan deyip Gümüşlük'te şeyi var, yazar akademileri var, ondan da bahsetmişti ama fırsat olup gidemedim maalesef. Sevgili Arsız Ölüm adlı eseri önemlidir Latife Tekin'in. Şey, o da tiyatro oyunu olarak oynanıyor şu tabii, an. Tabii tabii. Dirmit. Ve çok da güzel bir oyun yani, gerçekten ben biliyorum onu, gidemedim evet. ama ki eser de çok güzel zaten, tam yine kadın sorunlarını ele aldığı bir eser. Pınar Kür'ün Asılacak Kadın Yarın Yarın, İhsan Oktayanar'ın Puslu Kıtalar Atlası gibi eserleri vardır. Şimdi geldik Nagihan öğretmeninizin alanına. Nedir? Tiyatro. Sen anlatacaksın Nagihan. Evet, geçelim. Buyurun. Bu arada Nagihan öğretmeniz matematik öğretmeni ama tiyatroyla da ilgileniyor. Tiyatro oyunculuğu da yapmış. Onun için dedik. Öğrenciler merak ederse açıklayayım. Cumhuriyet döneminde tiyatro, Türk Edebiyatı'na tiyatro türünün kendisini tam olarak ortaya koyduğu dönem Cumhuriyet dönemidir. Neden? Tanzimat'ta böyle, hatta bizim önce geleneksel Türk halk tiyatromuz vardı. Karagöz, Mettah falan filan, bunlardan bahsetmiştik. Tanzimat'ta ilk tiyatrolar yazıldı ama Servet Fiyun'un Fecrati, o dönemlerde tiyatro yasaklandığı için gelişme olmadı. Milli Edebiyat'ta yavaş yavaş hareketlenme başladı ama kurulduğu ve çağdaş bir tiyatrodan bahsettiğimiz dönem Cumhuriyet dönemidir. Çünkü bu dönemde Türk tiyatrosu kendi yazarını ve oyuncusunu yetiştirir hale geldi. Bir de tabii daha önceki dönemlerde Nagihan yasaklardan dolayı daha çok Müslüman olmayan teba tiyatroyla ilgileniyordu. Yani daha çok Ermeni vatandaşlarımız başka onlar vardı ama Cumhuriyet'le beraber artık Türk yazarlar, özellikle kadın oyuncular da devreye girmeye başladı. Zaten demişiz, kadın oyuncular yetişmeye başlamıştır. İstanbul Şehir Tiyatroları kurulmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tabii ki milliyetçilik, sonraki yıllarda aile yapısı, 70'lerden sonra ise günümüzde buna dahil sanırım birey toplum ilişkileri tiyatrolarda işlenmiştir. Muhsin Ertuğrul. Yani Nagihan zaten söyledi. Şimdi gençler, Türk Edebiyatı'nda Türkiye'de bir tiyatrodan bahsediyorsak bunun en büyük nedenlerinden birisi Muhsin Ertuğrul. Gerçekten takdir edilisi bir kişidir. Hatta Nagihan yurt dışına eğitime gittiğinde ailesi çok karşı çıkıyor tiyatro okumasına ya da sanatla ilgilenmesine. O dönemde birçok insan olduğu gibi. Ki o dönemde şey. Ama Muhsin Ertuğrul buna rağmen tiyatro okumakta ısrar ediyor. Ve döndüğünde de adeta
tiyatroların kurulmasını bırak, yani oradaki sahnenin temizlenmesi, kapı pencerenin yapılması, her şeye bizzat ne yapmıştır, ilgilenmiştir. Hı hı. Tam bir tiyatro aşığıdır. Gerçekten kendisini saygıyla sevgiyle anmak gerekiyor. Hatta Türkiye'nin ilk film şirketini de Muhsin Ertuğrul kurmuştur. Aktör, yönetmen, tiyatrocu, çevirmen, sinemacı olarak ne yapmıştır? Hizmet etmiştir. Hemen hemen her yerde parmağı evet. vardır. Shakespeare'in Hamlet oyununu Türkiye'de ilk sahneleyen kişi de kimdir? Muhsin Ertuğrul'dur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın da kurucusudur. Hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi vakit almasın ama merak eden şey yapsın. Hatta Atatürk'ün meşhur ünlü bir sözü var biliyorsunuz. Efendiler işte milletvekili olabilirsiniz. İşte sayıyor ya, şunu olabilirsin, bunu olabilirsin ama sanatçı olamazsınız diye. Onu Muhsin Ertuğrul'a söylüyor. Yani Muhsin Ertuğrul'dan dolayı söylüyor. Merak eden onu araştırsın. Tiyatro ile ilgili anılarını İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim adıyla kitaplaştırmıştır. Okudun mu Nagen? Okudum. Güzel. İnsan ve Tiyatro. Tiyatro Üzerine Gördüklerim. Bir de dikkat ettiyseniz değerli gençler, tiyatro oyunu anlamında bir üretkenliği yok Muhsin Ertuğrul'un. Yani oyun yazarlığı yok. Ama onun haricinde tiyatronun kurulmasında hayatını vermiş. Yani. Her şeyini evet. vermiştir, onu da söyleyelim. Güngör Dilmen oyunlarında tarihten, mitolojiden etkilenir. Absürt tiyatronun ilk örneklerini vermiştir. Absürt demek ne demek? Saçma bulunan durumlar, iç içe ne oluyor, ne bitiyor, kafa karışıklığı değil mi? Onlara absürt diyoruz. Canlı Maymun Lokantası, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Kör Düğümü, Midas'ın Altınları gibi eserleri var. Ben Anadolu oyunu da, ben oyunu hazırlanırken kendisi de vefat etmişti. Böyle bayağı enteresan bir durum. Ben de Anadolu. Yıldız Kenter yıllarca oynuyor o oyunu. Hatta Güngör Dilmen o oynasın diye yazıyor gibi. Vay be. Var. Yurt dışı bayağı sahnelenmiş Güzel. Bir oyun. Geldik bir başka üstada. Bilmiyorum hatırlar Haldun mısınız? Haldun Taner tabii ki. Haldun Taner. Haldun Taner. Yalnız Haldun Taner'e mesela biz burada tiyatro başlığında verdik ama gençler şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Tiyatro hikaye. Yani iki türde de aslında başarılı ve ikisinde de aslında çok eser vermiştir. Onu öğrencilerimiz bilsinler. Hikayecilikte de önemlidir. Hikayelerinde mesela mizaha önem vermiş. Sonradan Görme Zenginleri, Zübbeleri, Aydın Kesim'in yaşam biçimini ironik söylemle ele almıştır. Daha çok böyle kendi çevresindeki insanları da eleştirecek şekilde hani o sanatkar, entelektüel, biraz sonradan görme tipleri de hikayelerinde eleştirmiştir Haldun Taner. Tiyatro olarak baktığımızda Türk Edebiyatı'nda ilk kabare tiyatroyu ne Deve yapmıştır? Kuşu Kabare. Kurmuştur. Deve Kuşu Kabare. Aynı zamanda da ilk epik tiyatroyu Keşanlar Destanı'nı yazmıştır. Kabare ve epik tiyatrodan da kısaca bahsedelim. Kabare tiyatro tabii böyle toplumsal sorunları da işin içine alan kısa kısa skeçlerin de olduğu, araya müziğin de girdiği tiyatro tarzıdır. Mesela günümüzde onun televizyon versiyonları var. Mesela Güldür Güldür gibi. Ama o şu kabare an... Kabare demek çok... Yok. İşte oraya geleceğim. Oradaki fark şu. O daha çok durum komedisi yapıyor. Ama kabare tiyatrosu olması için toplumcu eleştirinde ne yapması lazım? Olması lazım. Mesela zamlardan, şundan bundan bahsetse. Mesela onun aslında televizyona yansımış şekli olacak o kadar. Levent Kırca'nın yaptığı. O biraz daha kabare tiyatroya yakındır. Onu da söyleyelim. Epik tiyatro nedir? Epik tiyatro deyince böyle kahramanlık anlatan tiyatro olarak da gelmesin. Kurucusu Alman yazar Bertolt Brecht'tir. Toplumcu tiyatrodur. Oyuncuların da, yanlış söylersem düzeltin. Tamam. Oyuncuların da, pardon, izleyicinin de oyuna katılabildiği, hatta o sahnede gösterilenlere kapılmamalarının da hedeflendiği. Yani sahnedeki oyuncu ve seyirci arasında bir perde olmadan. Ha, işte onu demek istiyorum. Yani bu biz size bir oyun sergilemiyoruz. Orayı sadece sinema seyreder gibi seyretmeyin. Bu sorgulayı, yani, düşünün. Evet. Gerekirse siz de katılın. O amaçlı tiyatro olarak epik tiyatro diyoruz. Seyirci aptal değil. Orada bir oyun oynandığının farkında ve o kadar şeye gerek yok. Perdeye gerek yok. Aynen. Yaşasın Demokrasi, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, 12'ye Bir Bar, Konçinalar hikaye türünde eserleridir. Fazilet Eczanesi, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Huzur Çıkmazı, Sersem Kocanın Kurnaz Parası gibi tiyatroları vardır. Refik Erduran toplumu düzeltme havasının hakim olduğu eserleriyle bireyi ve kurumları eleştirmiştir. Bir Kilo Namus, Cengiz Han'ın Bisikleti adlı eserleri vardır. Nazım Hikmet'in yurt dışına kaçmasında yardımcı olan kişi de Refik Erduran'dır. Onu da söyleyelim. Turan Oflazoğlu eserlerinde genellikle Osmanlı'nın tanınmış kişileri. Yani bir eserle ilgili böyle Osmanlı ile alakalı bir şey görürseniz gençler. Kösem Sultan, Cem Sultan, 4. Murat Genç, Osman Kezban. Bunlar Sokrates savunuyor tabi Osmanlı'nın dışında. Kimdir? Turan Oflazoğlu'dur. Buyurun. Orhan Asena Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak anılır. Gerçekten çok büyük bir unvan verilmiş evet. kendisine bence. Tanrılar ve İnsanlar adlı eseri var. Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek oluşturulmuş. Osmanlı yıllarını anlattığı Hürrem Sultan, Ya Devlet Paşa Ya Kuzgun Leşe adlı eser önemli. Bir de Atçalı Kel Mehmet adlı eseri de önemlidir Orhan Asena'nın. Recep Bilginer tiyatronun birçoğunda halkın gönlünde yer etmiş şahısları anlatmıştır. İşte Sarı Naciye, Yunus Emre, Mevlana gibi eserleri var.
Cevat Fehmi Başkurt'un da şöyle bir özelliği var. Yurt dışında oyunu sergilenen ilk Türk yazardır. Şeyde sergilenmiş, İngiltere'de. Paydos adlı oyun önemli. Buzlar Çözülmeden de önemli bir eser. Hatta bu sinemaya uyarlanmış. Kemal Sunal oynuyor. Hatırlar mısın? Bir yere kaymakam olarak gidiyor ya. Sonra orada karlı oluyor. Kemal Sunal aslında deli ama kendisini kaymakam zannediyorlar. O bozuntuya evet, vermiyor. Evet. Ha işte onun bu Buzlar Çözülmeden tiyatro onun mi? Sinema şekli işte. Onu da söyleyelim. Evet. Buyurun. Evet geldik son kısma değerli gençler. Edebi akımlar. Edebi akımları böyle kısaca özellikle genel özellikleriyle vermeye çalışacağız. Ayrıntılı anlatımlarımızı pratik zaten edebiyat serisinde ve şeyde göreceksiniz. İlk akımımız hangisi? Klasisizm. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır ki zaten akımların tamamı hemen hemen Fransa'da ortaya çıkıyor. Neden? Bunun nedeni işte Fransız İhtilali, özgürlük ortamının orada ortaya çıkması falan filan. Bir de şunu da söyleyelim. Batı edebiyatının kökenleri eski Yunan'dır. Tamam mı? Sonradan yeşer diye neresidir? Fransa. Onu da söyleyelim. Akıl ve sağduyu önemsenir. Yani bir akımla alakalı akıl sağduyu der demez yapıştır. Cevap ne? Klasisizm. Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınmıştır. Kuralcı bir edebi akımdır. Bu anlamda bizim divan edebiyatına da benzer. Sanat için ilkesi benimsenmiştir. Bunlar anahtar özellikleri gençler. Size pratik olsun diye böyle anlatıyorum. İkinci akım hangisi? Romantizm. 19. yüzyılda klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Neden? Hani akıl, sağduyu falan filan bunlar demiş ki artık yeter bırakın abi. Bırakın ya. Kural, relax. Biraz bir şey yapalım ya. Biz ne yapıyoruz? Hayallerimiz var, duygularımız var. Duygu ve hayal ön plana çıkar. Onlar nasıl ki böyle eski Yunan ve Latin mitolojisine örnek alıyorsa bunlar diyor ki yok zaten kardeşim. Zaten genelde akımlar milli tarih tabii birbirine zıttı. Milli tarih ve doğuyor. Hristiyanlıktan bahsedeceğiz diyorlar. Sanatçılar kişiliklerini gizlemez. Böyle bir şey var özellikle romanlarda. Yani direkt müdahil olur özellikle romanlarda. Taraf tutar gıybet yapar. Yani böyle roman okuduğun zaman kahramanların gıybetini bile yapabilir. Ve ak kara güzel çirkin çatışması yaşanır bizim eski Türk filmleri gibi. Sanat toplum içindir anlayışı vardır. Nerede? Romantizme. Klasisizmde neydi? Sanat içindir. Geliyoruz realizme. Realizm de kimi eleştirecek? Romantizm. Romantizm çünkü ya arkadaş siz de çok şey yaptınız. Hayaller, duygular. Yani, hani kuşlar açılır. 19. yüzyılda romantizme tepki olarak doğmuş. Olay ve kişiler gerçek yaşamdan yani alınmıştır. Hatta Stendhal'ın şöyle bir sözü var. Roman dışarıda gezdirilen aynadır. Yani dışarıdaki dış gerçekliğin romana yansıtılmasıdır. Burada şu akla gelmesin. Tabii ki dış gerçeklik olduğu gibi yansıtılırsa edebi eser olmaz. Ama anlatılan yazarın kurduğu şey gerçekliğe uygun olması lazım. Dolayısıyla da neye önem verilir? Gözleme. Kafayı gösterince bir... Sanat için anlayışı benimsenir. Buraya dikkat. Çünkü realizm deyince genelde sanat toplum içindir gibi geliyor ama sanat için anlayışı vardır. Buyurun. Naturalizm. Şimdi naturalizm vay be. İşte ağır işçilik bunlar görüyor musun? Bunlar emek. Naturalizm realizme tepki değildir. Realizmin üst halidir. Yani daha katı realizmdir değerli gençler. Determinizm felsefesinin edebiyata yansımasıdır. Determinizm şudur. Aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Öyle olduğu için de naturalist romana deneysel roman denir. Şimdi burada tabii öğrenciler şunu düşünebilir. Romanda deney nasıl olur? Değil mi? Şimdi neden deney yapar bilim adamı? Bir şeyi ispatlamak için. Güzel. Bir şeyi ispatlamak için. Ya da bir sonuca ulaşmak için. Güzel. İstediğim cevap buydu zaten. Demek ki naturalist yazar da kafasında bir tez var. Onu kanıtlamak için roman yazıyor. Peki o tez nedir? İnsan yaşamında iki şey etkilidir diyorlar. Soya çekim, çevre. Tamam. Yani diyor ki bir insan ne olursa olsun diyor. Genetik özellikleri neyse, onun babası kötüyse, dedesi kötüyse, işte içkiciyse, kumarcıysa, kötü bir insansa ondan gelecek nesil de öyle olacak diyor. Tamam mı? Evet. Ya da çevre. Niye kötü örnek veriyorsun? Oraya gelip onu anlatacağım ama. Eğer mesela kötü bir çevrede yetişmişse çocuk, işte yine hırsızların ya da aklımıza gelecek her türlü kötülükleri yapan bir çevrede yetişmişse çocuk da onun gibi olacaktır. Şimdi Nagihan güzel bir soru sordu. Niye hep kötü? Çünkü naturalizm kötücül bir edebiyattır. Aslında naturalizm insana ne kadar şerefsiz bir varlık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onu hatta naturalist katı gerçekçilik ve naturalist romanlar, naturalist sinemalar, naturalist tiyatrolar da olabilir. Hı hı. Bunları böyle izlemek de şeydir biraz sabır ister. Yani böyle ya bu kadar da olmaz. Kesin çünkü böyle bütün pislikler en ince ayrıntısına kadar anlatılır. Bu da insanı yorar.
Tamam. Sanat toplum içindir anlayışını benimser naturalistler. Geliyoruz neye? Parnasizm. Parnasizm biraz güzel şeylerden bahsedelim. Evet. Realizmin şiirdeki halidir. Doğanın dış güzelliği şiirde olduğu gibi yansıtır. Bunlar gerçekçi enagen. Mesela bir dış manzara, güzellik var. İşte İstanbul Boğazı'nı görüyorsun, güzellikler var. Onu şiirle anlatıyorsun. Kendi duygunu, böyle hissini katmıyorsun. Oranın güzelliğini anlatıyorsun. Dolayısıyla da şiirle ne yapmış oluyorsun? Resim yapmış oluyorsunuz. Plastik güzellik ve düşünceye önem verilir. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenir. Sembolizm ise parnasizme tepkidir. Neden? Onlar diyor ki ya kardeşim dış güzelliği görüyorsun da bir de sen bir hislen değil mi yani ne hissediyorsun? Ya mesela şöyle düşün. Parnasist sanatçı bir ağaç gördüğü zaman o ağacın dış güzelliğini anlatır. İşte yaprağından bahseder, eğiminden bahseder, renginden bahseder. Hı hı. Ama sembolist sanatçı o ağacın kendisinde uyandırdığı histen bahseder. Doğanın dış güzelliği şairin hisleri doğrultusunda anlatılır. Anlam kapalılığı ve müzikalite önemsedir. Olmazsa olmazı budur. Hatta sembolist bir şiiri şu anda ikimiz aynı şiiri okusak sen farklı başka bir şey, ben başka bir şey anlamam lazım. Sana sanat içindir anlayışı benimsenir. Buyurun. Empresyonizm sembolizme benzer. Burada hemen anahtar özelliğini verip geçeceğim değerli gençler. İzlenim. Yani aslında sembolizme çok benzer. Başka sembolizm daha çok şiirde, bazı sanatlarda da var ama empresyonizm biraz daha resme dayalıdır ve izlenimler ortaya konulur. İzlenimcilikler demez, cevap empresyonizm. Ekspresyonizm ise sanatçılar kendi iç dünyalarını, gizli yönlerini eser yoluyla dışa vururlar. Buna dışa vurumculuk da denir. Hı. Fantastik, korkunç öğeler. Mesela Franz Kafka'nın aslında dışa vurumcudur. Dönüşüm. Eseri, onu da söyleyelim. Gregor Samsa. Samsa adamım. Dadaizm. Dadaizm sanatta anarşizmdir. Tabii şimdi dadaizm özellikle bu son işlediğimiz akımlar biraz da çok enteresandır. Ama dadaizm. Bunlar niye böyle akımlar? Çünkü 2. Dünya Savaşı. Niye böyle? Size ne oldu beyler? Beyler ne oluyor ya? Ne bu anarşik? Ha, ama şöyle düşün 1. Dünya Savaşı görülüyor, 2. Dünya Savaşı görülüyor. Sanatçılar da artık her insan gibi. Ya zaten bu akımlar doğrudan dünyada dönen bütün tabii ki, politika, savaşlar, siyaset her şeyle ilgili. İşte bunlar çağdaş akımlar, onun için de tepkisellik var. Evet. Düşünsene yani savaş olmuş, 2. Dünya Savaşı, milyonlarca insan ölmüş. Niye? Yani belli bir şey de yok yani, yazık değil mi yani, saçma sapan şeylerden. Diyemedim. Ülkeler birbiriyle savaşıyor, insanlar ölüyor falan filan. Bunlar da o sanatçılar da o boşluk içerisinde her şeye tepkililer. Öyle oldu şimdi dadaistler artık o hale gelmişler ki aklın hiçbir değeri yok. Derecek noktaya gelmiş. Tüm kurallara sanatta ne yapmışlardır? Karşı çıkmışlardır. Kelimeleri bile rastgele koyarak şiir yazmışlardır. İsimlere bile dadaizm bir anlamı yoktur. Onu da şöyle anlatayım. Tristan Tzara var kurucuları. Beraber bir araya geliyorlar. Şu kitabımızın da burada tanıtım olsun hem. Mesela diyorlar ki arkadaşlar bizim grubun adını ne koyacağız topluluğun? Şey diyor ki Tristan Tzara sözlüğü getirin diyor. Bunu Fransızca sözlük olarak düşün. Şöyle açıyor. Aynen böyle. Koy yörelini. Dada. Tamam diyor. Akımın ismi dadaizm. Böyle okumuşlar. Dada ne demek? Fransızca küçük tahta at, oyuncak. Üzerine biniyorsun ya. Öyle isimlerini bulmaları bile ilginç. Dada isimli. Sürrealizm, gerçeküstücülük anlamına gelir. Freud'un psikanaliz kuramının sanata yansımasıdır. Yani bilinçaltının, hani şu meşhur şey var ya, buzdağının görünen yüzü. Aslında davranışlarımız buzdağının görünen yüzü. Bir de bilinçaltı var. Hatta bilinçaltının da altı var. Bizim bile fark etmediğimiz, değil mi? Nece bilinçaltılar var. Bunları sanat da öyle ortaya çıkartmaya çalışıyor. İhtiyaç çok önemli. Ve burada da bunu yaparlarken sürrealistler değişik, mesela rüya, ondan sonra sarhoşluk hali, hipnoz gibi şeylerden yararlanarak eserlerini ne yapmışlardır? Oluşturmuşlardır. Bilinçaltı zarar görmeden direkt yansısın diye büyük harf ve noktalama kullanmamışlar. Otomatik yazı tekniğini kullanmışlardır. Otomatik yazı tekniği sen de deneyebilirsin aslında. Nagen yazı yazmayı da seviyorsun. Otomatik yazı tekniği şu. Mesela çok da böyle ışığı olmayan loş, dış şeylerden bağımsız, sessiz bir masada oturuyor yazar. Hı hı. Tamam mı? Yazmaya başlıyor. Ve mümkün olduğu kadar o ara kafasından ne geçiyorsa dökmeye çalışıyor. Yani saçma sapan şeyler de olabilir, anladın mı? Direkt yazıyorum. Muhtemelen sen yazıyorsun durma. Evet, durmadan yani işte o otomatik yazı tekniği. Sen de bir sürrealist olabilirsin. Sürrealizmi sinemada da severim. David Lynch saygılar. Evet. Fütürizm. Fütürizm gelecekçilik anlamına gelir. Bu da özellikle teknolojinin özellikle 19. yüzyılda hızla gelişmesiyle beraber onun sanata yansımasıdır. Çağın hızı, makineleşme eserlerde yansıtılır. Hatta Nazım Hikmet'in Makinelaşmak şiiri vardır. Turum turum trak tak. Evet. Okuduğunuz zaman da makine sesi ne yapar? Gelir. İki çeşit fütürizm vardır. İdeolojik olarak da birbirinden ayrılır. Birisi faşist Marinetti, diğeri de komünist Mayakovski. Birisi sağ fütürizm, birisi de sol fütürizm diyebiliriz. Marinetti ve Mayakovski de önemli isimlerdir fütürizmde. Ve geldik sona değerli gençler.
Egzistansiyalizm varoluşluk anlamına gelir. İnsanın varoluş sıkıntısını anlatır. Kurucusu kimdir? Jean-Paul Sartre'dır. Kötücül bir edebiyattır. Sadece şunu söyleyeyim, kafada kalsın. Aslında egzistansiyalistlere göre insan doğduğu zaman boş bir levhadır. Yani mesela şunun gibi doğuyoruz. Yaşadıklarımız, ettiklerimizle bunu ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Ama aslında varoluş var. Yani insanın yapmak istedikleri var. Biz onu yaşayarak doldurmamız gerekiyor. Ama tabii ki varoluşçular karamsar bakıyorlar olaya. Bence haklılar da. Ama insan bu varoluş sürecini tamamlayamaz diyor. Neden? Çünkü özgür değil. Yani mesela yaşamımızda bile diyelim ki bir çocuk müziğe çok yetenekli değil mi? Aslında müzisyen olması lazım. Hı hı. Belki müzisyen olduğu zaman kendi varoluşunu tamamlayacak. Ama ne oluyor günümüz şartlarında? Vay iş bulamazsın, şunu bulamazsın, bulamazsın. İşte. Çocuk doktor oluyor ama aklı hep şeyde kalıyor. Değil mi? Müzisyenlikte ve... Çünkü bireysellik çok ön planda varoluşçulukta. O kadar bireysel de olamıyorsun. Ola tabii. Çünkü yani. Toplum baskısı, özgürlükler, yapman gerekenler bireysel ama... Bireysel olarak sorumluluk aldıkça aslında bütün çevreden, aile yapından, toplumdan bağımsız bir bireysellikten bahsettiği için biraz... Tabii tabii ve varoluşunu da tamamlayamadığı için buradaki şey ne? İşte bu sıkıntıyı anlatıyorlar. Hatta burada şöyle benzetiyorlar. Yolda yürürken mesela ayağının içerisine bir çakıl taşı girer bazen. Hani çıkartamazsın da hayat onunla devam eder gibi anlatıyorlar. Egzistansiyalistler sana toplum içinde anlayışında benimsemişlerdir.